Lafı dolandırmaya gerek yok. Daha sonra ben size bir şey söyleyeceğim. Annene sorar mısın bu soruyu? Yok, şu an canlı yayında. Tamam, canlı yayında da sorabilirim. Sor, niye çekiniyorsun yani? Ben sana bir konudan dolayı geldim. Daha hiç evlilik yok. 2011 yılında dedim ki anne, benim başıma böyle böyle bir şey geldi. O yanında durduğun üst kattaki şahıslar için. Tamam. Sen bana ne dedin? Ne dedim onu da söyle, açıklayayım. Ne dedin? Onların gölgesinin altında duruyoruz biz dedin. Dedi ama öyle bir şey olmadığını da biliyor. Nasıl olmadı anne? Sen demedin. Ben niye çıktım? 17 yaşındaki bir çocuk evden niye kaçar? Ha? Ben niye onun takibindeydim kızım. Ya bırak, neyin takibindeydin anne ya? Sen onların lafıyla oturup onların lafıyla kalkıyorsun. Yapma Allah aşkına. Emine Hanım, kızın maalesef talihsiz bir olay yaşıyor. Ayrıntıya girmek istemiyorum. Maalesef orada ve bunu da ona tanıdığı biri, akrabanız yapıyor. Fakat siz kızınıza inanmadınız mı? İnanmadım. Ben inandım. Aynı şeyi, bak aynı değil. Cümleyi. Didem Hanım. Kaçtıktan ben ona inandım. Bir de aynı anda konuşun. Söyle canım. Aynı cümleyi kaçtıktan sonra annem el öpmeye götürdü. Bana dedi ki kızım niye kaçtın? Dedim ki anne, benim başıma böyle böyle bir şey geldi. Ben sana söyledim, sen bana inanmadın dedim. Ay yazık ya. Orada bana teyzemin gelini bağlanabilir hatırlıyorsa. Teyzemin gelini sarıldı, ağladı. Hiç kimse de bir şey yapmadı. Annen sarılıp ağlamadı mı? Annem de sarıldı ama o cümleden sonra benim orada tek yanımda olan teyzemin geliniydi. Niye inanmadın peki kızına? Ben Didem Hanım niye inanmadın biliyor musunuz? Ben onu yer altında takip ettim. Emine Hanım bak, biz burada konuşurken bizi dinle ki yanıt ver. Neden onlarla oturup onlarla kalktığı için sürekli onu, babam vefat ettikten sonra annem hayatını tamamen onların üzerine kurdu zaten. Onlarla oturuyor, onlarla kalkıyor. Ya sen bir kadınsın, senin 3 tane çocuğun var. Kendi ayaklarının altında durabiliyorsun, az çok babamdan maaş alabiliyorsun. Ben sana ne dedim? Anne dedim, o evden çık dedim değil mi? Anne dedim, o evden çık, ayrı bir eve gir, onların çatısı altında durun, ben sana yatıya da gelirim. Benim 2 tane kız çocuğum var dedim. Kızım, güvenemiyorum. Bana ne kocana ne kaynanan gelene güvendiğimden dolayı o kayıtları yok bu insanların. Bunlar cezaevine girip çıkmadı mı? Delirtme beni, her şeyi söylettirme burada. Ne isteğini yapıyorsunuz? Sus bak, ben anladım. Ben onun takibindeydim. Yer altından hep takip ediyorum. Acaba bir açık yakalar mıyım? Gerçekten ya doğru sizin mu? Sizin kızınızı bunu yapan kişi amcasının oğlu. Tamam mı? Amcasının oğlu bunu yapacaksa gideceksiniz savcıya, diyeceksin. Benim bir kızıma şey yok. bunu yapmış nasıl diyeceksiniz yok, ya. Nasıl yok anne? Ben yalan mı söylüyorum? Sen nasıl yok? Sen yalan söylüyorsun da, madem öyle bir şey olmuş olsaydı. Ben ondan sonra oraya çıktım mı? Yukarı onun çıktım düğününde, mı? Onun şeyinde ben hep ikinizi birden takip aldım. Ablam da ben de takip aldım. Niye takip alıyorsun? Kızınıza inanmadınız hiç mi takip aldığınız? Yok. Suçüstü, eğer öyle bir şey varsa bakışlarına. Ay özür dilerim. Gerçekten yalan. Çok özür dilerim. Hiçbir şey söylemiyorum sana. Hep abi motoruna bindi gezdi. Öyle bir şey olsa söyleyeyim mi? Bakın bana bakın. Tamam mı? Burayı ben moderatör ediyorum. Gözüme bakın. Tamam, sağa sola da bakmayın. Konuşmayın sağa sola bakarak. Emine Hanımcığım, sizin kızınıza kötülük yapan insana suçüstü yapmaya mı çalışıyorsunuz? Ne alakası var tatlım benim ya? Öyle suç üstü takip değil ama. Niye takip ediyorsun? Öyle bir şey olsaydı niye neden yanına biliyor sokuldu? Musun Didem Hanım, bu insanlar bu yüzden kızının gözüne baksana. Bu insanlar bu yüzden cezaevine girip çıktılar. Nasıl bu yüzden? Başkalarını taciz tabii ettiği ki için. Başka üç kızı. Evet, bu yüzden birkaç arkadaşı daha var. Kalabalıklarda cezaevine girip çıktılar. Ondan sonra diyor ki ben araştırmaya çalışıyorum. Neyini araştıracaksın Allah aşkına ya? Annene her sor. Şey ortada zaten. Annene madem sor. Öyle anneciğim, niye yanına sokuldu? Niye motoruna bindin gezdin? Ben ondan sonra onun yanına hiçbir şekilde sokulmadım. Ne demek motoruna bindim ben, ya? Ben ondan sonra. Neden bir de inanmadım bilmiyorum ama okula giden bir arkadaşı demiş ki ben amcamın oğluna iftira attım. Aynısını sen de yap. Bir daha senin hiçbir şeyle karışmaz. Ben o olaydan sonra niye evden kaçtım onu söyledim. Emine Hanımcığım, hadi diyelim kızın yalan söylüyor. Evet. Öz evladın yalan bunu söylüyor. Söylüyor. Başka kızdan dolayı cezaevine girmiş bu çocuk. O daha önceden. Ha. Daha bunlar daha küçüktü o zaman. Küçüktü işte, ondan sonra geliyor bana. Ondan sonra çok geçmeden evlen. Bir şey söyleyeyim mi? Bak karısına. Bir dakika. Çocuklar ne derse, bak çocuklar öyle deyince çocuklar da konuşmuyor. Ama çocuk ne derse dinleyeceksin. Genç sonra ne oluyor zaman biliyor musun? Genç mahalledeki diyor. Kaç mahalledeki anne? Dur bir dakika. Mahalledeki bağcılarda bir tane kansız bir yaratık gidiyor çocukları. Aileler çocuklara inanmadıkları için, dinlemedikleri için arka tarafa süngerli oda yapmış. 4 tane çocuğa 10 yıl boyunca istismar etmiş, tamam mı? Mahvetmiş, görüntülerini çekmiş. Çocukları çünkü aileleri onun belki de o sesi, yani sen de sesi kızına kulak verseydin, susturmasaydın. Ben susturmadım. Ben ona da kulak verdim.
Allah'ım gözünü vermedi diyor. Aa, ya. Verdi. Yazık günah yani. Allah'tan çocuklarınıza verdi. Sahip çıkacaksınız. Allah'tan verdi. İnanacaksınız. Verdiği buysa vermediği nasıl? Didem Hanım, ben 17 yaşın, 16-17 yaşlarındaydım bu olayı yaşadığımda. Zaten çok geçmeden eşimle tanıştım. O dakika hemen ben o evi terk ettim zaten. Sonra annene o yüzden öfkelisin anladığım kadarıyla. Öfkeliyim. Bir de şöyle bir şey. Ben annemden o şahıs, yani amcamın karısı yüzünden çok sopa yedim. Hiç olmayan bir şey için. Annen sahip çıkmadı mı sana hiç? Ya belki sahip çıkmıştır ama ben o zamanlar küçüktüm. Fazla şey yapmıyorum. Bilmiyorum, hatırlamıyorum yani. Emine Hanımcığım, bir şey diyemiyorum. Bu insanları neden böyle korudunuz? Onların evinde mi oturuyorsunuz maddi olarak? Onların evinde de değil, maddi de değil. Onların bana bir faydası şeyi de yok. Şöyle bir şey Didem Hanım. Babam vefat ettikten sonra. Bir de aynı anda konuşmayın. Söyle Emine Hanımcığım. Söyle, niye yaptın bunu ya? Bir şey yaptım. Anne, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Görmedim ben onlarda. Ben sana bir şey daha ne göreceksin Allah aşkına? Aha, canlı ortadayım. Aha, buradayım işte. Daha ne göreceksin? Gözünle mi göreceksin ya? Ben sana açık açık geldim, söyledim. Annem, ben ona da güvenmesem şu anda kardeşini onlara bırakma. Hata yapıyorsun, hata. Hata yapıyorsun. Kaç yaşında çocuğu? Hata değil. Kaç yaşında çocuğu bıraktın oraya? 16. Niye? Getirsene beraber buraya. Ama dediği kişi de değil, diğer kişi de duruyor. Of, başım ağrıdı. Allah'ım sana geliyorum ya. Gerçekten insanın nefesi kesilir ya. Bazen ama nefes almakta şey zorlanıyorum. Ya kızına yapmış, başkasının çocuğuna yapmış. Ortalığı yıkarım. Hiçbir anne yapmaz. Bak, büyüğümsün, saygısızlık yapmak istemiyorum. Diyorsun ki ortalığı yıkarım. Ya peki, ben geldim sana burada, açık açık bana söyledim. Açık açık anlat. Ne yaptı? Onu açık açık anlat. Burada ben sana nasıl açıklayayım onu şimdi? Ay, onu... Ay. Söylenecek lafı var, söylenmeyecek lafı var. Neye... Ya açık açık anlat diyor ya. Çok özür dilerim ama açık açık neyi anlatsın ya? O zaman niye sormadın? O zaman dışarıda anlatsın. Ben sana onu defalarca anlattım. Anne, sen beni... Kaç yıl önce oldu? Bu olay kaç 16, yıl? 2011 yılında oldu Didem Hanım ya. 2012'de ben kaçtım zaten. Kaç yıl önce olmuş? Kaç yıl geçmiş? Şimdi mi aklına geldi ya? Emine Hanımcığım ya. Abi, ben öyle bir şeyini görmedim, duymadım ya. Ya Didem, seni görmen duymam, gözünün önünde senin kızına mı yapması gerekiyor böyle bir şeyi? Öyle inanması için öyle olması gerekiyor herhalde. Ay, vallahi başıma ağrılar girdi. Yani vallahi başıma ağrılar girdi. Bu çünkü ben neden ya. İnanmadım? Önce ben de yap, anne ben de yapacağım dedi bana. O iftirayı atacağım dediği için ben inanmadım. İşin doğrusu bu. İşte öyle bir şey yok vallahi. Dedin. İşte öyle bir şey yok. Sonrasında işte benim, kızın seni görmek istemiyor. Asıl neden bu? Bunu öğrenmeye çalıştım ben yani. Benim. Ben sen kızını çok fazla ilgi göstermemişsin. Kızım kayıp diye. Kızın kayıp diye niye geldin bize? Biz de bulduk Allah'a şükürler olsun da. Ha, ben bir de ilgi onu göstermesem şu anda buraya gelmem. Bir de onu söyleyebilirim. Demiş ki, ben diyor. De başına bir şey gelmiş diye korkumdan. Bak, annemden hiç, kayınvalidemden için demiş ki işte bizi göstermiyor şöyle böyle. Doğru, Didem Hanım, size yemin ediyorum anneciğim. Bak, herkes bağlanıp söyleyebilir. Benim kayınvalidem benim kızlarımın saçlarını tarıyor, onları kaldırıyor kucağına, beni oturtturuyor, benim saçlarımı tarıyor, örüyor. O kadar seviyor seni. Yani. Şimdi neden tavayla senin kafana vurdu kaynanın? Tavayla kafayı vurdu. Anne, Allah aşkına yapma. Kim diyor böyle şeyleri? Sevgili Kübra'cığım. Sevgili Kübra'cığım, iyi ki geldin. Vallahi çok korkmuştum. Yani ilk seni bulduk. Ya. Tamam tatlım, merak etme. Ben seni dinleyeceğim. Kızım, elimden geleni yapacağım. Ben seni sevmesem şu anda gelmem buraya. Tamam. Ne işim var? Emine Hanım, biraz bir sakin insan. Ol da. Yani keşke burada dinlediklerini daha önce dinleseydin. Hep onu söylüyorum. Yani, çocuklarınızı keşke dinleseniz. Yani, bunlar hiçbiri olmaz gerçekten ya. Yani. Açık açık anlatmıyorsun ya. Neyi anlatsın yani? Gözünü seveyim. Açık açık neyi anlatsın şey, yani? Görsel olarak anlatacağım ben. Onu istiyor herhalde. Ya, dur ya, açık açık anlat diyor. Ben getiririm onu şimdi buraya. Görsel olarak sana anlatırım. Tamam. Ondan sonra kıyamet kopar. Devam.